Desen diyor ya. Bitirdi beni harfi diyor ya. Giriş yasak zaten. Parkı giriş yasak. Bununla ilgili sizi parkın içine alabilirsek çok iyi. Çıkıyor zaten. Tamam. Teşekkür ederiz anlayışınız için. Merhaba abi. Sizin dışarıda Günallı, kararlı, park parkçılı. Sikkinliğinize bir bakalım dedim. Nerede? Türkçe biliyor musun? Türkçe biliyor musun? Ne? Kent. Ev nerede? Evde. Ev nerede? Kuranları yasaklandı. Ben öyle okuyorum. Ya bir dur, maske tamam, polis o. Hırsız değil. Ben size göstereyim yazayım. Ya hayır, ben de doktorum. Bize de geliyor yönergeler, yönergeler. Şey değil. Ama ben sadece parkta yürüyemezsin, oturamazsın, yok, piknik hayır, yapamazsın, şey hayır, yapamazsın. Ama balık tutma alanları, şeyler, her şey. Yürüyüş alanları, spor. Değerli vatandaşlarımız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için sokağa çıkmamanız hayati derecede önemlidir. Lütfen zararı olmadığı sürece sokağa çıkmayalım. Değerli vatandaşlar, olmadığı sürece lütfen sokağa çıkmayalım. Yani yasaklanması isabet oldu. Son günlerde gelişen koronavirüs hakkında falan insanlar çok iç içe sosyal mesafeyi koruyalım diyorlar. Ama korunmuyor. Bu da en çok park, bahçelerde hava güneşli olsun olmasın halkımız durmuyor, çıkıyorlar. Yasaklanması isabetli olmuş. Halkımızı biraz daha duyarlılığa davet ediyorum. Hani bunu önlememiz için, önüne geçebilmemiz için sosyal mesafeyi koruyalım. Olabildiğince çıkmayalım. Kendimizi izole edelim. Bu şekilde ancak bunun önüne geçebiliriz. Ölümlerini bekliyorlar. Hani o kadar uyarı var, o kadar şey var. Ona rağmen hala çıkıyorlar. Korundukları sürece bence gerekli. Ama yaştan çıkmaması lazım.